Merhabalar herkese. Bugün İşim Mumcu Artı Sanat Ölesi'ndeyiz. Mevcutta boyamış olduğumuz bir mobilyanın eskitmesini yapacağız. Çok fazla modern işler paylaştık. Biraz da eskitmeli işler yapalım. Daha klasik işler yapalım istedik. Şimdi bu gördüğümüz mobilya boyanmış bir mobilyaydı. Ancak verniğini atmadık. Bu sefer buna da wax atalım dedik. Çünkü mevcuttaki mobilyaların çoğunu mat iç mekan verniğimiz likör vernikle attık. Bu sefer eskitmeli bir çalışma yapacağımız için İki işte bir üründe olan wax'ımızı yapacağız. Yani hem eskiteceğiz hem de vernikleyeceğiz. Çok fazla yoğun olmasını istemediğim için önce köşelerde zımpara işlemi yapacağım. Ki mobilyanın köşe kontürleri, çizgileri, hatları daha belirgin olsun diye. Merhabalar herkese. Gerekli eskitmeleri yaptık zımparayla. Üstüne de boyayla, doku tarağıyla ahşap dokusu verdik. Şimdi wax'ta eskitme yapacağız. Wax'ı nasıl uygularsınız? Fırça ile uygularsınız veya bir kumaş bezle uygularsınız. Ben fırça ile uygulayacağım. Fırça ile uygulaması daha kolay ama fırça ile uygulamak zorunda değilseniz kumaş bezle de gayet güzel uygulanır. Hızlıca sil, sür, parlat. Pardon, sür, sil, parlat şeklinde uygulama yapılır. Şimdi eskitmeye başlayalım. Öncelikle bakın wax'ın her yere geldiğine emin oluyorum. Fazla sürüyorum yüzeye. Bakın waxlanmamış yerler verniklenmemiş yer demektir. Her yerin waxlandığına, yüzeye wax geldiğine emin oluyorum. Buralarda biraz fazla wax geldi. Buralardan buraya toplayarak ilerletiyorum. Her yerin waxlandığına emin oluyorum. Her yerin wax geldiğini, renginin değiştiğine emin olmalısınız. Bakın mesela şurası waxlanmamış bölge demektir. Şuralar waxlanmamış demektir. Buraları iyice fırçamı dağıta waxlıyorum. Bazı yerlerde daha çok süreceğim wax'ı, bazı yerlerde daha az süreceğim. Bunun sebebi ise bazı yerlerde daha yoğun eskitme istiyorum. Bazı yerlerde daha az eskitme istiyorum. Fazlasını sileceğim. Önce üst yüzey, şu yan yüzeyden başlayalım. Bakın fazlasını silince hemen nasıl parlamaya başlıyor. Wax'ın bir kuruma süresi yoktur. Siz sildikten sonra hemen kurur, üstüne el sürülebilir hale gelir. Bakın bezin böyle kirlendi. Hemen bezin daha az kirli tarafını alıp tekrar siliyorum. Evet. Daha koyu bırakacağım dediğim yerlerde wax'lar daha koyu buralarda. Buralarda daha koyu diğer yerlere nazaran görebiliyorsunuz. Bazı yerlerde daha koyu eskitme yapmak istedim. Daha yoğun olsun istedim. Yani aslında böyle yaptığınızda mobilya verniklenmiş olmuyor. Ben yine fırçayla şey yapacağım, üstünden geçeceğim ki emin olacağım her yerin verniklendiğine. İleride bana bir sorun yaşatmasın diye. Alacağım. Evet, gördüğünüz üzere bakın hemen üst tarafa da şey yaptı, onları hemen siliyorum. Bakın, böyle harika bir şey oldu şimdi burası. Şöyle fazla yoğun wax olan yerlerden fırçamla toplayıp, evet, bezle hemen fazlasını alıyoruz tekrardan. Wax'ı da boyadaki gibi eşit dağıtmanız önemli. Bakın buradaki gibi böyle yüzeyde fazla kalmayacak. Yüzeye eşit dağıta olmayan yerden wax ala ala yaparsanız sizler için daha kolay bir uygulama ve daha güzel bir sonuç olur. Tekrardan görmüş olduğunuz gibi eskitmemizi yaptık.
Hem zımpara ile hem de wax ile eskitmemizi yaptık. İki ürün kullandık. Aslında chalk paint ile boyanmış, Santos ile boyanmış mobilyayı zımpara kağıdıyla şuradaki gördüğünüz eskitmelerle yaptık. Sonra dark wax ve clear wax kullanarak eskitmesini yaptık. Önce dark wax'ı kullandık, bu kahverengi görünümü sağladık. Ardından clear ile silgi görevi görerek, şeffaf wax ile yani silgi görevi görerek fazla gelen, kara, fazla kahverengi gelen yerleri sildik. Unutmayın, wax sadece chalk paint ürünleriyle boyanmış yüzeylerde tutunur ya da ham mobilyada tutunur. Onun dışında başka marka veya başka tip boyalarla boyanmış yüzeylerde wax tutunmaz. Umarım yaptığımız dönüşümü beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve mobilyanın nasıl olduğu, yaptığımız dönüşümlerin nasıl olduğu hakkında düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.